Merhaba, Post 42'ye hoş geldiniz. Bir videoyla daha sizlerle birlikteyiz. Özellikle bu karantina günlerinde hepimiz bir araya gelip 101 okey oynamayı aşırı özledik. Şu anda da bir araya gelmediğimizi ama gene oynayabildiğimizi fark ettik ve bugün sizlerle 101 okey oynayacağız. Merhaba, nasıl, keyifleriniz iyi mi? Heh? İyi mi diyorum, keyifler dayı? İyi. Gerçekten harika. Yorucu bir roleplay. Buğra da gazeteye yolladığı şiirin çıkıp çıkmadığını kontrol ediyor şu anda sanırım. Selam Buğra. Merhaba kardeşim. Selamlar. Çıkmış mı gazeteye? 40 yaşından sonra efor testleri yaptırmak gerekiyormuş bu arada. Onun bilgisini aldın. Eğer ki yaptırmadıysanız. Şey çok kötü yoksa. Hepiniz kostüm buldunuz. Ben günlük kıyafetimi giydim. Bu şey için. Bu senin çok üzücü ya. Kostüm bulma çabandan sonra çıkan çok... sonuç. Olmuyor musun lan? Niye söylemedin? Dövmeli falan bir adam mı? Dayı var böyle. Şimdi sizlerle 101 okey plus oynayacağız sevgili arkadaşlar. Biz oynayacağız, siz de. İçinizde bilen var mı 101'i? Anlatacağım mı size? Valla gene de bir anlatırsan iyi olur. Bir pekiştirmiş oluruz diye düşünüyorum. Biz anlatacak kadar. Doğru yerdesiniz öncelikle 101'i öğrenmek için. Başkasından evet. Öğrenirseniz yanlış öğrenirsiniz. Öncelikle 50'şer bin dolarınızı istiyorum. Benim 50'şer bin dolar istiyorum. Hemen yollayacak. Efendim? O hazır böyle yollamaya. Gelmiyor o adam. Ya. Dolandırıcı değilim. 50'şer bin dolarınızı istiyorum. Olsun ya. Çöpe bırakıyorum ben. Aynen, çöpten tamam. Alırım dayıcım. Teşekkür ederim. Kartın çöpüne bırakıyorum. Masayı kurdum. Tamam. Bu ağaçla ortaya olduk. Buğra'yla ortayım, evet. Şimdi sen bir yandan bize bir tutorial da yap sevgili Sonat. Şimdi normal okey gibi per yapıyorsunuz. 13'ten sonra bir koyma diye bir şey yok, tek farkı. Perlerinizin toplamı 101 ise ya da daha fazlaysa açabilirsiniz. Bu oyunumuza özel katlamalı diye bir şey oynadığımız için biri 101'i açtıysa onun bir fazlasını açabilirsiniz. App'te yukarıda Pardon. Estağfurullah. Yaşlılık refleksi. App'te yukarıda gösteriyor zaten. Mesela yanımdaki kişi Buğra mıydı? Mezarcı olduğu için 1 atmış. Biz buna taşlama diyoruz. İşime yaramıyor, alıyorum. Bir de yandan taşı alıyorsak açmak zorundayız burada, değil mi? Evet. Kafamıza göre alamıyoruz. Evet. Peki bu kapalı taşlar ne demek oluyor? O yeni dizi. Kapalı taşlar basiretini sembolleyen bir anlık sembolü. Okay, tamam, oradan taş çekiyoruz işte. Okey'e göre daha hızlı olur, okey'den daha eğlencelidir. İşte ben hediye yolluyorum. Çok teşekkür ederim. Ben de yüzük. Yüzük gitti lan. Buğra bana yüzük yolladı. Evet. Ben sana insan gibi sevimli ayı yollamak istiyorum. Partnerliğimizi pekiştirelim istedim. Ben Buğra'ya sevimli ayı gönderdim. Cömert okeyci diye bir tane adamdan bahsetti bana galiba az önce. Sen cömert okeyci achievement'ı aldın. Bana kalpli ayı geldi. Ben attım. Beğendin mi? Çay yok mu? Ben çaylamak istiyorum sizi ya. Çaylayalım. Şu Sonat kardeşime bir çay yollayayım. Hediye gönderemiyorum ben size. Nasıl göndereceğim? Yollama lan. Orti el nasıl? İyi. Ben değilmişim Orti. Benim Orti. Ben çok fena, çok kötü. Ben sana yüzük gönderdim kardeşim. Çok kötüyüz şu an. Kardeşim ortaklık öyle bir şey değil 101 okeyde. Ben bilmiyorum. Yanlış anladın sen onu. Nikahını alıyor böyle. Sen onu yanlış anladın ya. Ben seninle her türlü ortaklığa varım demedim mi şimdi? Kesinlikle demedim. Çok kötü. Yani işte evet. Öyledir herhalde, bilmiyorum. Ben hiç ilk defa oynuyorum ben. Yok yok, o toplamı kaç yazıyor bak orada. Toplamı evet. Söyleyeyim mi? Söyle söyle. 6 yazıyor. Yabancı mı? 6 mı? 6 mı? Ya daha kötü olamaz yani. Daha kötü nasıl olamaz. Yaptı? 2 tane 1-1-1 mi? Ne? Bir tane 2-2-2 mi? Bir dakika dur. Ben dizmemişim ki bunları. Seri dize bas. Seri dize bas. Ona bas. Seri dizince 6 oluyor işte. Bak süren bitiyor. Süren bitiyor. Ha. Süren bitiyor. Attım, tamam bitti. Attım. Attım bir şey. Hadi bakalım. Saçma sapan. Bir dakika. Seri dizde 6 var şu an orada. Tamam. Baya kötü yani o zaman. Baya evet. Gerçekten çok inanılmaz kötü. En azından haklıymışım. Çok kötü yani. Böyle bir şey yok ya. O derece kötü. Şöyle derler. Ceketimi assam daha iyi otak olur karşıma derler. 0-0-6 yani. Benim iyi ya. İyi mi? İyi.
Benim çünkü kötü. Güzel. Orta benim el açmaz. benimki açar. Bence açacak benimki ya bu sefer. Yani bu arada şeye göre hızlı bitiyor ya. Benimki de açmıyor. Mesela şey yapabiliyoruz normalde. Biz şu an kaçırdık da onu. İşte hani son taşın kime gideceğini hesaplayıp. Evet, aynen. Ona göre bir taktik. Hani bu el açmam lazım falan. Şey yapabiliriz. Ama 6 ya. 6 ya. Evet, gerçekten 6 gerçekten çok kötü ya. Yani bak 6 herhangi bir sporda, yani futbol hariç herhangi bir sporda kötü bir sayı. Yani. Şu an seri dize bir daha bastım. 9 oldu. Nasıl? İyi. Çok iyi. Çok kanaattan iyi. Geçirebilir hoca seni. Çünkü yükselmişin notu. 9 ne abi ya? Gerçekten inanılmaz. Hiç büyük çekemedik ya. Lan çok kötü ya. Niye böyle? Bir de büyükler de benim elimde yani. Muhtemelen sizin elinizi bağlayan da benim. E işte 6 ya. Kardeşim benim ya. Ben sana o zaman bir hediye göndereyim. Sen bir kendine gel. Nasıl yapıyorum? İyi taktik. Evet ben açtım bu arada. Oyun başına bir tane mi göndereyim? Ya. Bak 110, bak evet. Şu an 110'u açmış bu terbiye. Ben işleyemem. 110 bile açabiliyor. İşleyemezsin. Sen açmadan de açmadan işleyemezsin. He. Çift var mı? Berk elinde çift. Bakıyorum abi. Çift var. 5 yani. Tane varsa açabilirsin onu. 2, 3. 3 tane var. 3 tamam. Çift var. Hiçbir şey. 0 yani orası. Olsun ya. Önemli olan bu. Eğlenmek. Eğlenmek. 11 mi? Bunu açabiliyor musun onunla? Bakıyorum. Ben şimdi tabii yüksekleri oraya atınca da evet. Tabii. 4 oluyor. Yok olmuyor. Açamıyorum. Ah be. Bu arada ben bir bir çakallık yapmayı düşünerek bir hareket yaptım ama çok mantıklı lan olmadı. Onu şu an fark ediyorum. Yok sonra bitince söyleyeyim. Ne yaptın? Ben bunun katlamalı olduğunu unuttum. Daha da yüksek açabilirdim ya? Ben. Ama siz zaten açamayacaksınız galiba. Galiba evet. Ben hayatta açamam yani. Mümkün değil yani. Bura açtın mı yoksa? Açtıysan inanılmaz öne geçeceğiz bu arada. Açtım galiba. Değil de bir tık. Açtım. 122, 121'i açtı ya herif. Çok iyi. Evet, katlamalı olduğu zaman onu geçmek gerekiyor. Bak bu bilgiyi ben de konuşmamız lazım. Abi öyle mi? Ben evet. Doğru bir şey mi yaptım yani farkında olmadan? Aynen doğru bir şey yaptım. Ya ben böyle bir kötü kralım. Oldu. Ben aslında Boğaç doğru bir şey yaptı farkında olmadan. Evet bu arada ben çok daha seninkinden de yükseğe açabiliyordum. Ben sıra bitiyor mu benim sıram? Evet son senin. Peki o zaman ben şunları ve harcamam lazım diye düşünüyorum. Zaten siz açamayacaksınız diye düşünerek şöyle yüksek atayım mı ne diyorsun? Riske gireyim mi? Ne olacaksa olsun ya. Adam 9 diyor oğlum. Attım be kardeşim. 25 mi atacaksın? Attım ulan. Yani. 10. Evet. Peki. Aldı onu bak. Aldı mı gerçekten? Aldı. 9 aldım da niye aldım bilmiyorum. 9'la nasıl açabiliyorsun ya? Açamıyorum işte. Geri bırak onu. Koy onu sakince yere bırak dostum. Onu koy. Ortadan çek. Ne atayım? 8. Hadi 8. Ha. Ortadan taş çektin mi? Çekmedim yok. Tamam geçti mi süre? Süre var. Sanki otomatik bitti gibi hissettim evet. Ben süreni ama. Hadi tabii kanlı 101 diye bir şey var. Bu oyunda o kural var mı bilmiyorum da. Onda şöyle bir şey var. Atıyorum ben Buğra'nın attığı taşı alıp da açarsam aldığım taşın da 10 katı Buğra'ya ceza yazılır. Atıyorum 13 attı. 13'ü aldım. 130 sayı ceza yer. Mahvolma. Tamam, yapma böyle. O zaman. Bunun bazı versiyonlarında iyice artık yani yamuk dizmek de mesela ceza sebebi falandır. Burada biz galiba arkadaşlarımızla oynayamıyoruz ama Rizikolu diye bir mod var. Evet. Burada da arkadaşlarımıza onu tavsiye edebiliriz. Rizikolu modu. Ne oldu? Ha, baştan başladık öyle mi? Baştan başladık biz aldık. İlk tur güzel bir eldeydi bizim için. Easy'yiz. Bu el iyiyiz. Rahat ol. Bu el gayet iyiydi ya. Rahat bu el kötüyüm ben de. Bir yandan elim 101, el açmaz. 101 OK Plus taktiklerini bir araştırayım o sırada internetten. Herhangi bir build'i var mı? Bir guide'i var mı? Ben mesela büyücü oynamak okay, istiyorum. OK 101 tips and tricks. Şey walkthrough var. Aa sıra bende mi lan? Evet, düşmek üzere bu arada. Atmıyorsun da.
Atmıyorsun da ve peki. Hah, bana geldi şimdi sıra, evet. Sen de ben bunu alsam ama açmasam mesela, böyle bir keyifli harika bir fikir. Olur, şey yapabilirsin. Ceza yazarız ama. Okey, tamamdır. O zaman yapmayayım mesela. Nasıl abiler var. Seçkin abi vardı. Elinde böyle kalemle dururdu maç boyu. Şunu yapabilir miyim? Yapabilirsin diyor. Yapıyorsun, 101 yazıyor oraya ceza. Peki. Teknik olarak yapabilirsin. Hesabı gibi hesap gelmiş oyunun sonunda. Ne ara 750 yedik yani. Açıklamalarda oyunu indirebileceğiniz linki bulabilirsiniz sevgili arkadaşlar telefonlarınıza. Onun da güncellemesini yapalım. Özellikle şu günlerde birbirinize sevimli ayıcık, yüzük, çay gönderebildiğiniz bir 101 okey deneyimine herkes hazır olsun. Güzel atabiliyoruz. Bak, Buğra ve Berk'te ayı var, sende yüzük var, bende çay var. Vizyona bak. Evet, keyifli. Ben de neden yüzük var? Yani ortağımın ortaklığını yanlış anladığını düşünüyorum ama... Ben doğru bir şey yaptığımı düşünüyorum. Peki. Peki. Şu an beni daha çok orta hissediyorsun. Çok haklısın. Peki siz bu Ayvacık'taki yazlığı ne yaptınız? Bunları da konuşmamız gerek. Ooo, Sonat 107 peki. Açtı. 107 peki. Daha artmazdı bu el. Bir şey soracağım. Çift taşma nedir? Çift taşma, elinde aynı taşlardan 5 tane çift varsa... açabiliyorsun. Katlamalı olduğu için bu çok zor bir şey. Çünkü atıyorum biri açtı çifte. Senin artık 6 çifte açman gerekiyor. Falan. Evet. Yani ilk açmak, avantajlı. Önemli bir şey mi yani? Tabii. Tabii. Katlamalı da her zaman ilk açmak önemli. Ama şöyle bir şey var. Aynı zamanda eşli de oynadığımız için. Ben mesela Berk'in elinin iyi olduğunu duydum oyunun başında. O yüzden mesela 107 olunca evet. Açtım. Çünkü Berk mesela 140'ı açsa ben açamazdım. Okey. Evet. Anladım. O yüzden öyle oyunun meta gaming kısmı. Yani ben demin yanlışlıkla Buğra'nın çok işine yarayan bir şey yapmış oldum. Evet. Evet. İşte bunlar hep saklı. Enteresan hareketler yaptım ama bakalım. Biz de benim 2009 yılında bir tane kitabım çıktı yani. Can Yayınları'ndan. 101 nedir, nasıl oynanır diye. Onu da tavsiye ederim buradan okurlarımıza. Çok evet. Keyifli bir okuması var. Onu da açıklamalarda bulabilirsiniz. Satın alabileceğiniz linki. Hemen uygulamaya indireceğiniz linkin altında... diyerek uygulamaya biraz daha tıklatmaya çalıştım diye düşünüyorum. Ama uygulama linkine 7 kere tıklarsanız benim link otomatik açılıyor. Böyle bir şey yaptım. Çift açtı. Ulan bütün bu... çiftleri de göndermiştim ya. El açmadan işleme yapamazsınız bak. Dediği İç Anadolu'da özellikle işleme yapılan yerler var. Evet. Şimdi ben 130 mu açmış oldum? Evet. Bir de evet, işledim nasıl? Çünkü. 130 değil canım. 5 çift açmış oldum. Ama 130 yazıyor. Ha. O elinde kalan sayı. Ha, bu da çift açınca şöyle bir şey var. Çift açarsan elinde kalan sayıları da çiftle toplayıp oyunun sonunda yazar hanem. Bunu kimse söylemedi bana. Evet. Böyle bir şey var mı? O yüzden mesela 1-2-2-3-3 falan çiftlerim var ya. İşler taş atıp ceza yemişsin. Çifte kanka. Giden kişi elindeki büyük sayıları kaçmaya çalışır. Atıyorum çünkü 13 varsa 26 olarak işleyecek. Bir kişinin oyun içinde böyle ufak ufak büyük taşlar atıyorsa dersin ki aa, bu şerefsiz çifte gidiyor galiba. Anladım. Keşke bunu... Sen onu yapmayaraktan beni şu an ambal ettin. Ben çifte gittiğini düşünmüyordum. 6 dakika ya. Her şey değiştirdi. Ha? Sen açtın ya şimdi, bize biraz puan kazandırdın. He, ama onu ben halledeceğim ağzını. Yok, ben hatalı taşı atıp o puanı geri iade ettim kanka. Aa, güzel. Ha evet. 101 cezaymış. Ben işlek taş attım. Elim vardı orada. O işareti görmedim o yüzden ve tamam kanki, çözmüşsün sen. Taş atacağız da kolumuz mu yorulacak? Boş ver. Bu arada bu oyunun böyle keyifli de bir sistemi var. Normalde tabii ki işlek taşları kendiniz saymanız gerekiyor ama oyun çok daha bu anlamda basitleştirmiş olayı. Direkt kendiniz görebiliyorsunuz. Ya şöyle şey söyleyeyim. Soracağım. İşlek taşın üzerinde bu taş işlektir diye kırmızı bir dot çıkıyor. Ben ona rağmen attım. Çift açmak iyi bir şey değilmiş. Onu öğrendim. Peki elimde neden 122 yazıyor diye düşündüm biraz. Sonat'ın söylediği aklıma geldi. Çok ama iyi. Mesela İki çifte bitersen... İşte atıyorum, hem çift açtın hem de elindeki taşları işledin ve çift bittin. Çift siler olur. Evet. 101 değil 202 silersin mesela kendi hanenini. Yani çifti açmak riskli ama ödülü de büyük. Buradan bunu anladım. Ben açtım bu arada. Başardım açmayı.
Berke de 13 atarak bir risk aldım ama neyse ki alamadı onu. Seri aça bastım bir anda. Son turda açtım bu arada mu? Var ya. Son gelen taş sayesinde. Ama eksi 101 yazdırdığım için Buğra çok bir işe yaramadı açma. Berk ben de hatalı öyle açtım. İşte bu ya. Bebeğimsin. Gentleman adam, gentleman. Evet. Bizde böyle abi. Ben yüreğim el vermedi ki. Yani ne bileyim. Çok iyi. Canım ortağım ben. Vallahi. İşte arkadaşlar gördüğünüz açmak gibi. İstedim bir şeyler ya. Çok uzun süre bir şey açamamıştım. Herkesin başına böyle şeyler gelebiliyor. Açması taş geldi. Hay Allah. At bari bir taş da bitsin bu el. Ha. Ha pardon ya. Bunun bu kadar hızlı bir şekilde halledilmesi müthiş bir şey ya. Ben çünkü 101'i iyi oynayamıyorum. Çünkü matematiğim çok kötü. Bir şeyleri yanlış hesaplayıp duruyordum. Bu, senin yerine hesaplıyor. Yani ona rağmen işlek taş attım. Herlerin ortası 34 olursa tekniken 3 ile çarpınca 102 edeceği için 101 açmış olur. Evet. Açan biri tekrar açabiliyor mu peki? Açar. Yani 101 olmasına gerek yok. O zaten geçti yani. Tabii, her yaptın diyelim direkt koyabilirsin o peri. Ha okey. Böyle bir kural vardır. Bu oyunda da var mı bilmiyorum ama mesela 6 tane taşı seri açamazsın. Onu 3-3 per yapman lazım. Ha şey seri şeyleri diyor. 1-2-3-4-5 falanları diyorsun. Evet 1-2-3-4-5 6 tane 6 yapamazsın onu. 1-2-3-4-5-6 diye ayrı 2 per yapman lazım. Berk ne oldu? Niye gülüyorsun? Berk ne oldu? Okey falan mı attın? Yapılmış seriyi bozdum da böyle. Hazır seri vardı. Aldı böyle sayı. Hiçbir anlamı yoktu. Senin canın sağ olsun ya. Boş ver be kardeşim abi. Benim ne olacak ya? Dur şimdi açacağım ben sonraki el. Herkes rahat olsun. Hadi bakalım. Ben sen neyiz kanki benim el açmaz. Ben, tamam ben o zaman ben de rahat olun. Gönder belki de aç deyince açıyor. Sıkıntı o. Yani kurala uysun uymasın. Demin evet keyifli bir. Hadi be bu aç ya. Seni bekleyeceğiz kardeşim. Böyle seri şeyler yapmamız gerekmiyor. O tim düşünüyor kardeşim. Karışma. Seri lütfen yazdığımı. Evet hazırsak. Gerçekten açıyor galiba. Bol şanslar. Bende biri var aramızda. El nasıl? Ben hediye göndereyim kendine. Aa hediye herkesin hediyesi olunca. Evet ben... gönderemiyor musun? Bu arada isim vermeniz hoş değil. Seri lütfen derken. Berk açtı. Tebrik açtı. Ediyoruz. Keyif. Kaçla açtı Berk? 112 ile açmış. Oyunda böyle bir tuş varmış. Evet değil mi? Hazır mesaj. Bullying. Remix. Bullying. Bir gün kafamda istiyor. Lan bir ben açamadım bir de size oyun öğretiyorum güya oyunu. Tabii şimdi karşı öğrencilerimin bu kadar iyi oynuyor olması benim için bir gurur. Medarı ister. Ben size avantaj... Evet. Bu arada arkadaşlar biz şu anda katlamalı modunu oynuyoruz. Yani biri 101'in üstünde açmamız gerekiyor ama birinin açtığının üzerine açıyoruz ya. Bunun öyle olmayan modu da var. Onu söyleyeyim. Belki başlangıç için o çok daha ideal olabilirmiş bizim için de. Oynadıkça insan fark ediyor. Yok devam. Hadi bakalım. Gayet iyi. Tamam valla. Gayet iyi. Devam et. Oyna hızlı. Hadi. Arkadaşlar hepinize bol şanslar diliyorum. Aa ben dedim Sonat'ta çıktı bol şanslar. Aynı anda yazdık. Ha öyle mi? Çok iyi. O zaman tebrikler diyorum sana aynı anda yazdığımız için. Herkes bir şeyler yazdı. Ben de el nasıl yazayım? El nasıl? El nasıl? Öyle biri var böyle yürüyor. Selamlar. Selamlar. Biz bu arada şunu da arkadaşlarımızla paylaşalım. Test oyununda bir türlü aynı anda oynayamadık. Çünkü evet. Masaya ışık hızında birileri geldi. Neydi bir amca vardı ya. Çok konuşmak istedik onunla konuşamadık. Ha evet nasılsın? İkili konuşmadı. Yasin miydi? Amca dedik. Karşılık vermedi bize. Abi nasılsın el nasıl falan. Berk bayağı ortisiyle konuşmak istedi ama. İkinci genel abla. Abi İbrahim abiydi eşiyle beraber. İbrahim abi aynen. Ya abi nasılsın dedik ama hiç oralı olmadı. Hiç oralı olmadı gerçekten. Yazık. Buracığım. Evet karşım. Nasıl elin nasıl mesela? Yani çok hoş. Bu açabilecek olarak açabilecek gerçekten. Gibi misin? Yani açsam açarım gibi bak.
Süren az kaldı bu arada. Açayım o zaman. Tamam. Okuyayım ben. Varsa okeyine dikkat et koyduğun yere. Çok dikkatli yaptım bu. Mesela okeyi koymak için en mantıklı yer, Sonat yanlışsam düzelt. Renkli perlerde üçüncü taş olarak. Böylece iki taşı birden koymaları gerekiyor. Doğru mu biliyorum? Evet evet. Ben böyle yaptım. Yüksek sayı. Böyle yapmamışsın. Kırmızı 11'e koymuşsun. Yok ben böyle yaptım dedim. Ha ha okey tamamdır. Peki teşekkür ederiz. Bu bence çok mantıklı bir taktik. Kaçla açtın sen? Koymasam açamazdım. Kaçla açtın? Tamam, ben o zaman 105 ile. Artık ben de açabilirim. 104 yazıyor üstünde. Diye ama düşünüyorum. Yok işte 104'e açmış, 105 olan açabilirdi. Okey ben 155 ile açtım. Tamam. İyi akşamlar, sağ olun izlediğiniz için. Ne? Oha maç. Bu Polis yüzden imdat. sordum sana kanka açamazsın sonra diye. Aa, peki. Adamım. Buyurun 156 ile açabilenleri bekliyorum. Tamam hadi bakalım. Ben de işte ikinci el araba fiyatlarına bakıyorum. Biraz yüksek bu aralar. Çok yüksek ya ikinci çok el araba fiyatları. Evet. Yani bunları ben konuşmak zorundayız böyle giyindiğimiz için. Zorundayız. Kooperatife girmek zorundayım ben şu an. Bir yerde. Ayvalık'ta. İnşallah. Ama güzel Ayvalık'ta. Çok yani. Güzel. O sarımsak bunu oradan aldı. Bizim gelinler daha yeni. Öyle bir bilgi vermem lazım size şu an. Bizim gelinler aldı daha yeni. Çok iyi. Memnunlar. Ne kadar ha? Memnunlar. Devre mülk. Ha, anlamını şeyler biliyor musun? Hayır. Öyle şeyler kullanmıyor. Random şeyler söylüyor. Devre mülk verdiler. Çok da mutlular. Bir dakika şimdi. 700 yaşında böyle. Bizim de işte bir köyde bir dava var. İzai Shu'ya kaldı. Hah işte tabii ki. Kime? Ne demek acaba? Bir animeye kalmış. İzai Shu. Hiçbir fikrim yok İzai Shu ne demek. Naruto'nun baş düşmanına kalıyor. Sasuke ile bir ufak sorun var onu halletsinler. Ama ne zaman çay bahçesinde... Kuyubi mi ne girmiş içine çocuğun? Çay bahçesinin oradan geçsem İzai Shu diye bir kelime duyuyorum ve keyifli diye düşünüyorum. Yüce Şura. Evet Sonat son turu yani oynuyor şu işte, anda. Yani çok da önemli bir oyun değil tabii. Bir yerde şans çocuklar. Ura 39 bırakmışız oğlum inanılmaz. Lan lan oyna oyuna bak. İnanılmaz lan. Çok iyi oldu. Neler daha hiçbir şey bitmedi bilmiyorum. Daha başlamadı diyorsun. Başlamadık bile. Şey var mıdır peki okeyde Sonat? Böyle hani konsol oyunlarında dur Crash şimdi Dog. Baş. Ha yok. Yok dur şimdi başlıyorum diye eğilirsin. Burada da var mıdır mesela dur şimdi başlıyorum. Var ıstaka değişiriz biz. Ha diye şey şansları aynen. Güzel. İşte bunlar hep trik. Istaka değişimi tehlikeli bir şeymiş ama bak. Istakanın değişeni vardır bu arada. Bu arada hani biz biraz acemiyiz ama Sonat'ın profesyonelliğini bu oyunda şöyle anlatayım. Yazlığa gidelim ne güzel muhabbet ederiz, gezeriz orada bir sürü görecek yer var falan deyip bizi yazlığına götürüp bütün gün kanepesinde yatıp bunu oynadı. Ve hiçbir yere gezmedik. Böyle bir... Çoğu kahvede fotoğrafım vardır giremez diye yani. Böyle bir profesyoneldir kendisi. O yüzden Buğra çok büyük iş başarıyoruz diye düşünüyorum. Devre mülk konuşalım biraz da. Doyamadım. Devre mülkün anlamını bilen varsa yorumlara rica edebilir miyiz bu arada? Devre mülk işte 3 aylığına kiralıyorsun mesela yazlık gibi. Altı devre mülk. Ha devre mülk. Devre. Devreden mülk. Devre diyor. Devreden ev. Devre diyor. Hadi bakalım. Devreden ev ablukada. İzai Shu'yu bilen varsa onu da bekliyorum. Ev alıyoruz. 3 ay birimiz, 3 ay birimiz yaşıyor gibi. Anlatabiliyor muyum? Çok iyi anladım. Devre diyor. İzai Shu Miyazaki'nin en iyi filmlerinden biri gerçekten bu arada. Çok iyi. Böyle bir çılgın. Diye bir taş atabilir mi? İhtimalin var mı bu aç mesela? Ne tek diye? Taş. Tek taş. 44. Öyle bir şey gelirse açarım. Tek taş. Kesinlikle var abi. Öyle bir şey tek atacağım. Tek taşı şimdi. Ben Boğaç'a gönderdim. Ne oldu? Hadi bakalım. Ha evet bu arada. Tek taşı. Tek taşı gönderdi. Evet çok doğru. Ortalık olayını çok yanlış anladım ama. Hayat niye de? Hayat ortaklığı biz. ben açtım o zaman. Ve... Aa kendime kalp gönderdim lan. Kendime gönderebiliyor muyum? Arkadaşlar oo, 162 ile açtım ya? Bu arada. Ortime bak be. Haberiniz olsun. Böyle bir şey yok ya. Kral. Vallahi kral.
Ama iki okey vardı. O yüzden çok avantajlı bir eldi yani. Öyle bir şey yok. İkincisi nerede? Yan yana duruyorlar bak altta. Sen de başka yerde olabilirler tabii. Yani zor olduğunu düşündüğüm bir yere koydum. En azından iki taşa ihtiyaçları olacak. Herhalde alamazlar diye düşünüyorum ki benim sarı 12.001'i çıkmış zaten. 162 çok pat kaçırıcı bir şey ya. Çok evet yani iki okey keyfi ile yapılan bir şey ama şimdi sonat o okeylerden birini alırsa üzülürüm. Nasıl alacak ki? Çok fazla seçenek yok. Yani iki tane 12 ya da iki tane 13 koyması lazım oraya. Ki düşük ihtimal. Zor işte o bence. Düşük ihtimal. Küçük kuyu tarafına da gelin ha. Nasıl oralar ya? Ya yok artık aldı ya. Nasıl alabilirsin ya? İşte gerçek Graal. Neyse bittim ben. Ha, işledim. Ya. Helal olsun be. İşledin mi sonuncuyu da? Başardın mı? Eksi 62'yiz. Bitsin yani, demek ki. Nasıl oluyor? İyi hadi bakalım. Ben bir çay göndermek istiyorum bu aç ama. Sanırım hediyemiz olduğu için gönderemiyoruz. Aa yok gönderiyorum bak. Nasıl gönderiyorsun? Aa gönderdin. Sana çay. Sonata da ne göndereceğim? Sonata... Ben de sana bir şey göndereceğim. Dur ben kardeşime Sonata bir şey gönderemiyorum. Kardeşime Sonata benden Sonata beni gönderdiği için kendine gönderemiyorum bak. Oğlum. Öpücük gönderdim. İyi de bir saniye ya. Ben Buğra'ya oralet yollarken aynı anda soldan bir öpücük geldi. Ben Buğra'ya. Atmadım. İşte bu dikkatli olacağım kanki. Hoşlanıyorum ne var? Çok Berk dikkatli olmak aman tanrım. Berk kardeşime ben hemen o üzülmesin diye. Ben daha önce göndermiyorum ya niye öyle? Bir tane kaşarlı tost tost gönderiyorum Berk'e. Ya ben... çok teşekkür ederim. Benden de dondurma herkese beyler. Hadi i̇şte gül gönderim. Berk'e de. Durmalandınız. Berke de maşallah gönderiyorum. O ihtiyacım olan şey. Evet teşekkür ederim. Maşallah benim güzelime. Gerçekten de dondurma. Güzel bu arada aşırı özlemedik mi? Hı? Neyi? Balkon, çay, karpuz okey, 101. Ya bir şey diyeceğim gerçekten özledik ya. Yani, vallahi özledik. Yazlık özledik. Konseptini çok özledik. Şu anda yani, diyorsun. Ben normal evimizde yapacağız. Ha, yok canım mu? Yazlığı diyorum. Ya ama bak bu şey yani insanı kolaya alıştırıyor bu app ya. O anlamda ya siz bunu mesela normal masada oynasak bunları saymak falan çok zor ya. İşlek taşı falan evet, atarsın evet. Yani. Falan deyip gene attı tabii. Böyle. Ya çok peki işleyi de takip etmek gerekiyor. Tabii. Tabii. O da kaçabilir gözle. Tabii. Şapkadan geldi ses. Konuşan şapka. Konuşan ben değildim. Seçmen şapka. Kooperatiften geldi sesim. Kooperatif şapkası konuştu ben değil. Ve 5000 çip kazanmışım. Oo, yine kazanmışız. Da. Yine hayvan gibi fark etti. Masadan ayrılıyorum. Ya. Bu masa bize göre değil. İyi öğrendiyseniz artık oynarız arada. Vallahi evet. Çok keyifliydi. Buradan çok teşekkür ederiz 101 OK Plus'a. Piyasaya bineceğim. Ben 5 yıldız verdim bile. Siz de açıklamalara tıklayıp, açıklamalardaki linke tıklayıp hem Sonat'ın 101 hakkında yazdığı kitabı satın alabilir hem de 101 Oğlum, yok OK öyle Plus. Bir kitap millet şey yapacak. Darlayacak ondan sonra. Var öyle benim. Bir kitap alın o kitabı. O kitabı yazdırın Sonat'a baskı kurun üzerinde. Hem de uygulamayı 101 OK Plus'ı açıklamalardan indirebiliyorsunuz sevgili arkadaşlar. Bizden bu videoluk bu kadar. Biz şimdi birazcık kooperatif devremülk ve izah-i şu üçlemesi hakkında konuşacağız. İzah-i şu gerçek bir kelime mi lan? Büyük ihtimalle böyle okunmuyor. Aklımda nasıl yazılıyor ki? Nasıl yazılıyor? Kooperatiften sonra biraz daha korkuya doğru gitti yönetmen orada. O yüzden İzah-i şu 3. filmi daha korkuya yönelik. İzah-i şur, İzale-i şurmuş abi. İzale-i şur. İzale-i şuyu. İzale-i şur. Giderilmesi. Are you sure? Ha ortaklığın bozma davası. Are you sure? Are you izale-i sure? Evet ortaklığın bozma davasıymış. Peki. Bunu demek ki bizim çay bahçesinde devamlı ortak bozulmaya çalışıyorlar. Böyle kelimeler duyuyorum çünkü. O zaman sevgili arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir başka videoda görüşmek üzere.